Değerli arkadaşlar, basınımızın değerli mensupları, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sözlerime başlarken salgında yitirdiğimiz has insanlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Hastalarımıza şifa temenni ediyor, hastalığı atlatmış olanlara da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Yine üç gün önceki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramını kutluyorum. Bu vesileyle salgınla en yoğun ve özverili şekilde mücadele eden sağlık çalışanlarımıza ve salgına rağmen çalışan tüm emekçilerimize de teşekkür ediyorum. Mesleğini özenle ve özveriyle yapan bütün gazetecilerimizin de 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutluyorum. Koronavirüs salgınına karşı bütün insanlık büyük bir mücadele içerisine girmiş bulunuyor. Sağlık boyutuyla başlayan salgın başta ekonomi olmak üzere daha birçok yönden insanlığı derinden etkiledi ve etkilerini daha da artıracak gibi gözüküyor. İçinden geçtiğimiz günlerin Hoşgörü ve kucaklaşmaya ihtiyaç duyulan günler olduğunu biliyoruz. Ancak ülkemizdeki kısır çekişmelerin de bir türlü aşılamadığını, özlenen hoşgörü ortamının ortamının sağlanamadığını görüyoruz. Hükümet muhalefet tarafından yönetilen yerel yönetim yönetimlerin vatandaşlara destek ve yardımcı olmasına izin vermiyor. Belediyenin yardım toplamasına, ücretsiz ekmek ve çorba dağıtmasına bile engel oluyor. Bırakın milletin derdine kim derman oluyorsa olsun. Mağduriyetleri kim gideriyorsa gidersin. İhtiyaçları kim karşılıyorsa karşılasın. Bu ortamda Ankara Barosu kalkıyor, Diyanet İşleri Başkanı'nı hedef alarak milletin inancı ve değerleriyle çatışıyor. Böyle bir musibet karşısında el birliği ve gönül birliği yapılacağı yerde yine kamplaşma ve kutuplaşma yolu seçilince ülkemiz ve milletimiz zarardan başka ne görür? Değerli arkadaşlar, basınımızın değerli mensupları. Tabii koronavirüs sadece sağlığımızı tehdit etmiyor. Ekonomimizi de tehdit etmeye devam ediyor neredeyse tüm sektörlerde çarklar durdu veya durma noktasına geldi. Virüsün ekonomiye vurduğu darbenin etkisinin ne zaman sona ereceğini kestirebilmek çok zor. Her ülke ekonomik paketler açıklıyor. Ülkemizde de hükümet bir takım ekonomik önlemler ve destekler açıkladı. Ancak Türkiye'de COVID-19 vakasının ilk açıklandığı 10 Mart tarihinden bu yana yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen iktidar tarafından alınan ekonomik önlemler içerisinde elektrik ve doğalgaz faturaları ile ilgili henüz vatandaşın mağduriyetini giderecek bir düzenleme yapılmış değil. Hangi parayla, hangi faturanın ödeneceği vatandaşın en büyük sıkıntılarından biri. Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs salgını zaten var olan ekonomik krizi daha da derinleştirdi, keskinleştirdi. Çeşitli ekonomik zorluklarla boğuşan vatandaş üstüne bir de çarşı pazarda fiyatların el yakmasıyla iyice çıkmaza girdi. Bu süreçte özellikle sebze ve meyve fiyatlarındaki fahiş artışlar ev bütçesi açısından ciddi sakıncalar oluşturdu. Zamlı fiyatlar vatandaşın cebini yaktı. Ayrıca özellikle işsizlerin, yoksulların, çalışanların, küçük işletmelerin, esnafın ve çok sayıda hane halkının yaşadığı gelir kaybının başka sosyal sorunlara zemin hazırladığı da gözden kaçmamalıdır. Uzmanlar 4 milyon işsiz sayısına süreç nedeniyle 3 milyon daha işsiz ekleneceğini belirtiyor. Tarım dışı işsizlik oranını da %15 seviyesinden %25 seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla %30'lara varan bir işsizlik ve bunun yanı sıra gelir dağılımı bozukluğunun Türkiye'ye sosyal olarak nasıl yansıyacağı da önemli bir konudur. Bu kesimlerin bazı zorunlu ödemelerini üstlenecek, yerine getirmeleri gereken yükümlülükleri hafifletecek önlemler alınmalıdır. Nakit desteği artırılmalıdır. Kira gibi ödemeleri için ilave destekler sağlanmalıdır. Nakit akışı duran esnaf ve kobilere nakit destek sağlanmalıdır. Sosyal güvenlik ağı genişletilmelidir. Bu krizi daha başarılı yönetebilmek için kuşkusuz ki yatırımlarını doğru planlamak, imkanlarını doğru kullanmak, ihtiyacı olan her türlü üretimi yapabilmek, güçlü bir altyapısı olmak, ülkenin enerjisini kutuplaşmaya dayalı bir siyaset tarzına alet etmemek büyük önem taşımaktadır. İktidarın aldığı ekonomik tedbirler yetersizdir hükümet hiç vakit kaybetmeden bugüne kadar açıklamış olduğu önlemlerin çok daha ilerisinde geniş bir mali yardım paketi oluşturmalıdır. Salgın sürecini en az hasarla atlatmak için daha köklü önlemler almalıdır. Salgın öncesi de var. Salgın öncesi de var olan ancak bu süreçte zincirleme olarak baş gösteren ekonomik çöküşü önlemek için bir strateji ve program dahilinde kısa vadede ekonomiye yapılacak desteklerde kararlı bir duruş gösterilmelidir. Hükümet bugüne kadar uyguladığı ekonomi politikasındaki yanlışları görmeli ve bundan sonra her alanda yerli üretim hamlesi başlatmalıdır. En başta temel gıda maddelerinde dışa bağımlı olma durumunu sonlandıracak Adımlar atılmalıdır. Planlı ve yaygın üretim seferberliği hemen hayata geçirilmelidir. Değerli arkadaşlar, basınımızın değerli mensupları. Tabii bu süreçte maske zorunluluğu getirildi. Salgının ilerlemesi bunu zorunlu kıldı. Ancak maske zorunluluğu ile tuhaf süreç başladı. Önce satışı yasaklandı. Ardından PTT'den dağıtılacağı açıklandı. Daha buna başvurular alınırken vazgeçip e-devlet üzerinden başvuru almaya başladılar. Muhalefetin eczanelerden dağıtılsın önerisine önce karşı çıktılar, şiddetle karşı çıktılar ama sonra kod gelecek dendi. Bu kodla eczanelerden alınacak dendi. Birçok vatandaşımıza da kod gelmedi. Kot gelenler eczanelerin kapılarından geri döndü. Çünkü eczanelere günlerce maske gelmedi. Hala talep karşılanmış değil. Hala maskeye ulaşamayan milyonlarca insan var. Eczaneler ayrı mağdur oldu, vatandaş ayrı. Bu nasıl bir dağıtım karmaşası? Vatandaşına maske ulaştırmak bu kadar mı zor? Üstelik ülkemizde durum böyleyken, daha kendi vatandaşlarımıza tam olarak dağıtım sağlanamamışken, ülkemizin malzeme ihtiyacı varken, Amerika Birleşik Devletleri'ne ve bazı Avrupa ülkelerine malzeme yardımı yapılmasını da biz anlayamadık. Anlayan varsa biri gelsin. Herkes henüz alamadığı maskelerin önce Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşmasını normal karşılayan varsa beri gelsin. Türkiye iktidar, Türkiye'de iktidar kampanya açıp halktan yardım toplamıyor mu? Kendi milletinden yardım toplarken Amerika Birleşik Devletleri'ne yardım dağıtmak nedir Allah aşkına? Bu nasıl bir tuhaflıktır? Amerika Birleşik Devletleri'nin bizim malzeme yardımımıza ihtiyacı mı var? Pentagon yetkilisi Ryan, Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'ne yardım ederken Amerika Birleşik Devletleri olarak biz de yapabildiğimiz ölçüde başka müttefiklere yardım etmeye çalışıyoruz değerlendirmesinde bulundu. O müttefikler arasında kim var? YPG var. Nitekim Anadolu Ajansı 4 Nisan tarihli haberinde Amerika Birleşik Devletleri'nden YPG PKK'lı teröristlere 1.2 milyon dolarlık koronavirüs yardımı yapıldığını duyurmuştu. Biz Amerika'ya yardım ediyoruz. Amerika terör örgütlerine yardım ediyor. Bu iktidar bir iktidar bu kadar mı basiretsiz olur? Değerli arkadaşlar, hepimiz hayatın bir an önce normalleşmeye başlamasını arzu ediyoruz, ümit ediyoruz. Ancak salgının yavaşlama seyrine girdiği bugünlerde, ikinci bir dalganın yaşanmaması için de daha dikkatli olunması gerektiğine de dikkat çekmek istiyoruz. Tedbirli davranan, zorlanmasına rağmen sabır gösteren, kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu sıkıntılı sürecin en kısa sürede ve en az ayhıtta son bulmasını diliyoruz. Bayramada ülke olarak bu günleri geride bırakmış olarak girmeyi temenni ediyoruz. Bu duygularla milletimizin Ramazanını tebrik ediyorum. Ve yine tuttuğumuz oruçların, yaptığımız ibadetlerin hayır hasenatının kabul olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum bizleri Kadir Gecesi'ne ulaştırmasını ve sonrasında da bayrama ulaşmayı tüm ümmet olarak, millet olarak Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinize teşriflerinizden dolayı saygılarımı, hürmetlerimi, muhabbetlerimi arz ediyorum. Teşekkür ederim.